Merhaba. Hasta okulunun ilk dersine başlıyoruz. Konumuz postüroloji. Peki postüroloji nedir? Postür nedir? Yani sadece bir duruş mudur? Yoksa altında başka şeyler yatıyor mu? Evet. Yani omurganın durumu mu sadece? Yani bunun üzerine düşüneceğiz. Bunun üzerine çok farklı bilgiler paylaşacağım sizinle. Yani ayakta dik durmakla başlayalım. Aslında duruş, postür deyince ayakta duruşumuz aklımıza gelir ve ayakta dik durmaktır aslında. Ne ve, ve ayakta dik durmak o kadar kolay bir şey değil. Bir yanıyla kolay gibi görünse de aslında bizim bu fonksiyonlarımız kaybettiğimizde değerini anlarız. Normalde kolay gibi görünen bazı şeylerin ne kadar zor olduğunu ancak kaybedince değerini fark ederiz. Duruşu sağlamak da öyle çok kolay bir işlem değil. İki ayağı üzerinde duymak hatta evrimin bir sonucu. Maymunlar bize yakın, iki ayağı üzerinde durup hareket eden biziz yani sonuçta. Ve bunu sağlayan beynimiz. Beynimiz geliştikçe Evrim sürecinde beynimiz geliştikçe beyni en gelişmiş hayvan biziz biliyorsunuz. Beyinle öyle bir şey ki mesela beyinle kalçanın hareketteki önemli iki şey ağırlık merkezleri g merkezleri ağırlık merkezleri aynı hat üzerinden geçiyor bu şu anlama geliyor daha dik durmamızı rahat bir hareket etmemizi sağlıyor bu bize mekanik fiziksel bir destek sağlıyor ve bu evrim sürecinde olmuş bir şey Onun dışında başka şeyler daha var postürü sağlayan Peki Postüroloji oji gelince sonuna bilim oluyor. Nöroloji, filoloji, bir sürü oji ile biten şey. Postüroloji de postürü inceleyen, ayakta dik durmayı inceleyen bir durum. Ve bunu incelerken çok önemli belli şeyler üzerinde duracağız ve ilk postürün, postürolojinin önemini ve bunu kavram olarak tıbba kazandıran Gagay. Gagay Fransız bir doktor. 1900 Şu anda 90'lı yaşlarda hala yaşıyor bildiğim kadarıyla. Postürü e, tıpa kazandıran kişidir. İnşaat işçilerine maluliyet çalışma, onlarla ilgili çalışmalar yaparken gençlik yıllarında e, bazı inşaat işçilerin geçirdikleri kazalar sonrasında, kafa travması ve benzeri düşmeler sonrasında bir şekilde eskisi gibi olamadığını, çalışamadığını, sıkıntıları olduğunu görüyor. Ve onlarda bu, o, bu instabilite denilen bir ayaklarını sağlam yere basıp kendini iyi hissetmeme halinin postüroloji ile bağlantısını keşfediyor, o kazandırıyor. E, Gage e, söyledim, e, ilk bu işi kazandıran kişi. Michel Marignan'a gelelim. Michel Marignan benim postürolojiyi tam anlamıyla öğrendiğim bilim adamıdır. Bu Michel Marignan'ın özelliği şu, fizik okuyor. Sonra ortopedist, doktor olup ortopedist oluyor. Sonra da bir de aurikle terapiyi kullanıyor. Aurikle medisini öğreniyor. Aurikle daha sonra onunla ilgili dersler de yapacağız. Kulaklarımız bizim vücudumuzun küçültülmüş hali gibi ve kontrol paneli gibi. O nedenle de bunların hepsini birleştiriyor. Yani birçok e, Fransız Bilimler Akademisi'nde birçok laboratuvar ölçümü yapabiliyor fizik okuduğu için. Kliniğe bunu yansıtabiliyor ortopedi ve tıp doktoru olduğu için bununla ilgili pratik çözümler üretebiliyor. Kulağa kullanmayı, kontrol paneli gibi kulağa kullanmayı bildiği için. Yani bu anlamda çok değerli bir bilim adamı. Onu saygıyla anmak istiyorum. Aralık başında Covid'den kaybettik. Yaşlıydı, akciğer problemleri vardı. Covid'i atlatamadı. Ben bilim adına, insanlık adına çok üzüldüm ve ağladım. E, çünkü onun yaptığı çalışmaların hala değeri çok anlaşılmış değil tıpta ben çok değerli bir bilim adamını insanlığın kaybettiğini düşünüyorum ama ben ondan çok şey öğrendim. E, hatta şeyi anlatırım hep anı olarak. E, ilk e, 2018'de ben ondan eğitim aldım. Gittiğimde işte şey başladım ve içimde e, bir burada öğreneceğim. Yıllardır postürü, vücudun balansını ayarlamak için uğraşıyorum. Birçok eğitimler aldım, arıyorum, ediyorum. istediğim sonucu bulamıyorum. Hatta elimde bu kitap var. İşte Postural programlık diye en baba kitaplardan birisi. Gittim böyle. Dedim ki böyle böyle ben yıllardır uğraşıyorum, şey yapıyorum falan. Dur dur sakin ol dedi. İşte şey falan elimdeki kitabı gördü at onu çöpe dedi. <laughs> Yok sonra güldü tabii ki. Atma tabii ki. Dedim değerli bilgiler var ama ee, dedi ben sana anlatacağım. Ben ama dedim değerli bilgiler var. muayene anlatıyor. Postürün bozukluğunu tespit etmeyi anlatıyor. Reprogrammik diyor ama yeniden programlayamıyorsun. Egzersizlerle falan ol Olmuyor. benim derdim orada. dedi derdini anladım anlatacağım hiç merak etme dedi ve gerçekten de benim için çok değerli günlerde ondan aldım eğitim ve çok işime yaradı size de anlatıyorum o yüzden postürü bir duruş olarak veya dik durma bir pozisyon olarak al, elbiseyi taşıyan bir şey gibi olarak algılamayın lütfen. Postür çok kompleks bir işle. Çünkü birincisi yer çekimine karşı ayakta dik duruyoruz. Sürüngen değiliz sonuçta. Bunun için yer ad adı üstünde yer çekimi bizi yere çeken şeye karşı duran bir şey. Bunun için bir ekstra bir şey gerekiyor. Artı yani bekanın kodlaması diye bir şey vardır. Şimdi elim böyle tutuyorum ya ben. Bunun böyle durması, elimi hareketi, bütün her şeyi beynimizde bir bilgisayar gibi çalışıyor ve bunun için bilgi alması gerekiyor ve mekansal bir üç boyutlu bir kodlamaya ihtiyacı var. Yoksa biz ona derin duyu deriz, vizyospasyal algı deriz. Böyle bir şey bozulduğunda mesela beyindeki böyle bir etkilenme olur felçlerde falan. Elini kolunu doğru düzgün kullanamaz. Gücü yerinde olsa da kullanamaz. Yani ben saçımı böyle tutuyorum ve bunu yap yapıyorum ya bunu yapmak istedim bunu beceremez. Çünkü bu elimin konumunu algılamam lazım buna doğru yapabilmek için. Ee, ve bütün bunu bunları yaparken çevreyle bir balans halinde olmam gerekiyor. Bir e, dünyanın üzerinde, uzayda uzayın, dünya dünyanın üzerinde, yer olan bir kürenin üzerinde bir konumlanıp bir balans ayarlamam gerekiyor. İşte bütün bunların işlevlerin hepsi postürün sağlanması işlevidir. Bu bayağı karmaşık bir işle. Farkındaysanız yani robotları daha hala insan gibi hareket eden robotları yapamadılar. En büyük handikaplardan birisi bu postural sistem çalışmasını robota adapt etmektir muhtemelen diye düşünüyorum. Peki postural sistem nedir? Yani her şey bir sistemdir. Sistemle açıklanabilir. Postural sistemde İnsanın bu yer kısıtlamalarına entegrasyonu ve adaptasyonudur. Burada kullandığı şeyler yani bizim dik durmamız omurga sağlar. Omurganın iki yanındaki kaslardaki tonus en temel etkisidir. Bu tonus otonomik sağlanır. Bunu şey yapan beyin kontrolüyle oluşan karmaşık bir işlevle sağlanır. Yani lokal oradaki kasların kendi başına yaptığı bir işlev değildir. İşte postural sistemin yaptığı şey postural kontroldür. Postural kontrolü, postüroloji anlamak aslında ciddi bir nörofizyoloji bilmek gerektiriyor. Ama ben size bütün, yani bütün bir kuş bakışı bir şey sunacağım mantığını anlamanız açısından. Ee, omurganın böyle bir ee, sürekli postürünü sağlayabilmesi için birincisi bir kas tonusuna ihtiyacı var. Aslında şöyle düşünelim. Bizim kaslarımız e, sıfır kullanmadığımız zaman bile kendi içinde bir tonusu vardır. İşte e, omurganın etrafında otonomik bir kas tonusu sağlanır. Bu beyin tarafından yapılan bir şeydir. Otonomik adı üstünde düşünerek yaptığımız bir şey değildir. Ve bu kas tonusu bizim dik durmamızı sağlar. E güzel dik durduk ama biz binanın kolonu değiliz ki hareket ediyoruz. E hareket ederken ne olacak? Eğilip bükülüyoruz. Değişiyor konum. İşte hareket istemli kaslarda olur. Orada beyinden gelen istemli kaslarla. Orada yönetebiliriz. Eğileceğim, kalkacağım, döneceğim. Bir sürü bunları kontrol edebiliriz. Peki bunu yaparken bu otonomik kas tonusu ne oluyor? Otonomik kas tonusu istemli kas hareketiyle birlikte bir kayış pro ve retroaktif bir işlem. Yine bunu beyin kontrol ediyor. Bir kayış oluyor. Bir dengeyle gidiyor. İşte bu hem dengeyi sağlayıp hem bu kayışı sağlayarak oluşan sistem işte bütününde postural sistem oluyor. İşte o yüzden robotları çok rahat, esnek hareket ettiremiyorlar hala insan gibi. Bu karmaşık bir beynin işlediği karmaşık bir işlem sonucu ortaya çıkıyor. Ve bu olmadığı zaman ne olur? Birçok sorun olur şimdi. Onları ikinci dersimizde konuşacağız ama en basit örneğini vereyim. otonomik ee, kas tonusuyla istemli kasların hareketi kayması, birbiriyle uyumlu halinde bozulduğunda, postural sistem doğru çalışmadığında, postural kontrol iyi yapılamadığında bir çorabınızı almak için, ayakkabınızı bağlamak için, yerden bir şey almak için eğilip tak diye kalırsınız. Böyle birçok kendinizin başına da gelmiş olabilir, birçok insanda tanıyor olabilirsiniz. Eğildi, kaldı belli falan böyle. Sıkışır kaslar sıkışır yani o denge ve sağlanamadığı için. İşte e, bu anlamda postural sistem çok önemlidir e, ve e, postural sistem peki bunu yaparken neleri kullanır? Postural sistem elemanları nelerdir? Yani beynin bir işlevi olduğunu söyledim. Bunu unutmayalım. Yani tedaviler ne yapacağımız konusunda ilerleyen derslerde bu temel bilgiye ihtiyacımız var. Bir şeyin nasıl işlediğini anlayalım ki ne yapacağımızı da doğru olarak anlayalım. Beyin çok önemli burada. Beyin bilginin işlediği, otonomik kontrolün yapıldığı yer. Peki beyin bunu ne yapıyor? Beyin bir kara kutu yani e, Michel Marini'ye Boyte Nore diyordu. Onun anısına Boyte diyelim. Bilgisayar gibi bir şey. Bilgisayarımıza bilgi indirmezsek, program yüklemezsek öyle duran bir alet. Hiçbir işe yaramaz. Peki için iş, iş yapabilmek için bilgiye input diyoruz. Giriş, veri girişini nereden alacak? Vücuttan alacak. E vücutta ne yaptığını bütün kaslarımızdan bilgi mi alacak? E başlı başına çok büyük iş olur o. Hayır beyin bir sürü iş yapıyor. O zaman e, ekonomik davranmak, doğru da referans verilerle çalışıyor referans verileri nereden oluyor bütün vücuttan almıyor kulaktan alıyor iç kulağı hepimiz biliyoruz ee, şurada onları bir yandan göstereyim size ee, bir dakika takıldı Heh, Tamam Peki nereden alıyor gözden kulaktan ayaktan alıyor gözden ee ışıkla birlikte retinaya giren görme, ufuk çizgisi çevremizi görüyoruz, onu bir kodluyoruz. Sadece o gözden giren, göz bebeğinden içeriye gelen ışıklar sadece görme merkezi görmeyle ilgili değil, başka şeyleri de, başka yerlere de gidiyor, bilgi taşıyor. Artı bir de göz kasları bizim gözlerimizi simetrik hareket ettirir eder. O göz kasların konumu da göz yuvarlağını yaptıran onlar da bizim mekanı kodlamamız ve postürü sağlamamız da çok etkilidir. Kulağın iç kulaktaki o helezyon, salyangoz gibi yapı içinde kanalcıklar, sıvı küçük şey onu az buçuk hepiniz duymuşsunuzdur kulakta bir denge organı diye. Bir de ayaktan alıyor. Çok önemli. Ayağımızın yere değmesini alıyor ve ayak tabanıyla ayak burnundaki baş parmağın ucundan bası verisini iki tane veri alıyor. Değme ve bası verisi. Bunu unutmayın. Ayakkabılar, ayak sağlığı onunla ilgili dersimizde bu konuya özellikle duracağız üzerinde çok faydalı bilgiler vereceğim size. İşte postural sistem bu veriler alıyor. Beyin geliyor bu verilere göre konumumuzu, durumumuzu algılıyor. Buradan aldığı verilere göre işliyor ve otonomik kas tonusu olarak postürümüzü ayarlıyor ve harekete göre de onu adapte ediyor. Birinci problem bu veri girişlerinde inputlarda sorun olursa gözde kulakta ayakta veri yanlış girerse postür yanlış oluyor. Postural sendrom gelişiyor. Bunları ikinci dersimizde anlatmaya devam edeceğiz.